Kabalayı merak ediyorum ve ders ancak kendimi kabala çalışmak için motive etme kısmında yaradanı ya da manevi katlarda yükselişim verdiği hissi bilmediğim için kendimi başka şekilde motive ediyorum. Örneğin yok olmak istemiyorum. <laughs> Bilinçli olarak bu dünyada bu dünyadan gitmek istiyorum gibi bir motivasyon edindim. Geçici bir süre böyle motivasyonlar edinmem doğru mu? Arkadaşlar her türlü motivasyona edinebilirsiniz. İnsan garip birçok histen geçiyor. Yani gülmüyorum aslında. Çünkü söylediğin şeyler o kadar natural geliyor ki. Kabala'ya gelen bir kişi için. Yani dünyadan kendimi atsam mı? Yoksa biraz önce arkadaşın dediği gibi mağaraya mı kapatsam kendimi? Şimdi bunların hepsini anlıyorum. Bunlar hepsi birbiriyle çok alakalı şeyler. Gerçekten öyle. Yani... E tür şeylerden ben de geçtim yani gülüyorum çünkü diyorum ki wow ben de bunları yaşamıştım kendimi nasıl bir yere atsam da hiç kimse olmasa sadece ben vesaire gibilerinden o yüzden sizi anlıyorum. Ama dediğimiz şekilde kabalistik açıdan düşünürsek şöyle düşünmemiz lazım. Hayatımızın bir amacı var. Ve yaratılışın amacı bize sormuyor onu. Bize demiyor ki mutlu doğmak istiyor muydun, istemiyor muydun? Bana sorsa aman abi yani bana bulaşma ben doğmak istemiyorum derdim. Ama sormuyor bize. Çünkü aşağı buraya uzaydan bakan birisi olsa ya da diyelim ki hani göklerde semalarda diyelim bir yer var. Kim gelmek ister ki buraya? Deli olması lazım. O yüzden yerden bize sormuyor bu tür şeyleri. Burada konsept olarak akılcı olmamız lazım. Yani yaratılışın bir amacı var. Çünkü yaratılışta her şeyin bir amacı var. Amacsız amaçsız bir şey sadece bir aptal yapar. Realiteye bakarsak aptalca işleyen hiçbir şey yok. Güneşin doğuşundan batışına kadar her şey hesap kitaplı. Hiç aptalca bir şey yok. Sadece insan biraz aptal ama neden? Aptallıktan hat safhaya gelebilmesi için gerçek anlamıyla hat safhada aptal olması lazım ve bunu konsept olarak mantıklı bulmanız lazım. Çünkü iyiliğin en iyi safasını keşfedebilmek için kötülüğün dibini vurmam lazım. O yüzden iki zıt konsept, o kadar alakalı ki bizim çalışmamızda. Yani bir taraftan dünyanın içerisindeyiz, bir taraftan kurtulmak istiyoruz, bir taraftan kafamız tümüyle karışık. Ama bu karışıklıklar kişiyi geliştiren yerler burası. O yüzden birçok şey yaşayacağız, hep birlikte yaşayacağız, beraber olacağız, merak edecek bir şey yok bence. Ee, yolumuz yoğun hisli çünkü. Ee, öyle de olması gerekiyor. Ve ne kadar çok hisli olursa da o kadar iyi ki o denli hızlı gelişiriz. Yaşadığımız hiçbir şey, hiçbir his, hiçbir düşünce yanlış değil. İlerlememiz için sadece bir ufak, yani bir ufak damla daha, biraz daha, biraz daha oradan oraya. Bu hisler, bu düşünceler olmasa kişi arayışa da girmez. Kişi olduğu gibi kalır. O yüzden garip şeyler aklımıza geliyor. Farklı düşünceler kafamıza geliyor bunların hepsi çok gerekli şeyler. YouTube'da eski